Kırmızı balık gölde kırla kırla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık, o yemi yersen yakalanırsın. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine takipçi arkadaşımızın bir talebi üzerine model şirketimiz Ford Oto. Birçok aracı kurumun ya da bir aracı kurumun bilemiyorum yorumlarda bakmam lazım. 1200 lira hedef fiyat belirlediğini söyledi. Değerlendirmeye talebinde bulunmuş. Ya arkadaşlar, yani ben kimsenin, bu da sıkıntı. Yani bir de kendinizi benim yerime koyun. Bir aracı kurumun, bir uzmanın ben denetçisi değilim veya hani onların değerlendirmesinin doğruluğunu, yanlışlığına karar verecek bir otorite de değilim. Ama bakın, 2021'in son çeyreği, 2022'nin son çeyreği. Bundan bir buçuk yıl önceydi. Size bir şey anlatayım. Videolarda orada, geçmişteki videolarda orada. Gidip oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. O dönemlerde tuhaf, garip bir şeyler oluşuyordu. Gene devam ediyor mu bilmiyorum. TV kanalına aracı kurumlar, ama özel, ama banka analistler çıkıyorlardı. Ya aynı hafta o ekranlara çıkan bütün farklı aracı kurumlar, yani bunların genel müdürlükleri ayrı, efendim çalışma yerleri ayrı, çalışanları ayrı, ama ne hikmetse aynı hafta içerisinde söz birliği edilmişçesine aynı şirketler hakkında ya model portföy model portföye ekliyorlar ya model portföyden çıkarıyorlar. Aynı şirketler. Ve o tarihlerde Ford Oto, Traktör, Tofaş, bu üç şirketin üzerinde adeta zıp zıp tepindiler. 55 liradayken 38 liradan, çok iyi hatırlıyorum, 55 liraya geldi Tofaş Oto. Çok kısa sürede çok prim yaptı diye sadece teknik analizle şirketin hisselerine değer biçtiler. 160 lirada Ford Oto'yu, 55 lirada Tofaş'ı çok kısa sürede primlendi. Model portföyümüzden çıkartıyoruz. Yatırımcıya da çıkartmaları hususunda bir, satmaları hususunda bir algı yarattılar. Evet, bakın, ve ben o tarihlerde adeta bu şirketlerin hisselerini ellerinde tutan yatırımcılara hemen akabinde adeta yalvardım. Dedim ki, malınızı ucuza kaptırmayın. Burada bir yanlışlık var, burada bir hata var. Bu hisseler pahalı değil arkadaşlar. Elinizdeki malları ucuza satmayın diye adeta yalvardı. Bakın şimdi arkadaşlar. Tarih 2021, 2022 son çeyrek bilanço değerlendirmesine göre 28.10.2021 tarihinde Ford Oto borsada 162.80
bitkiden. Fiyatlanıyor, 160 falan gidiyor. Ben ucuza malınızı satmayın derken arkadaşlar, bir kahin olduğumdan değil, hissenin o günkü finansal raporları olması gereken fiyatını, bakın, temettük kapitalizasyon yöntemiyle 532 lira, serbest nakit akışıyla 540 lira, Peter Lynch ve Warren Buffett'ın yöntemiyle 618 lira olması gereken reel fiyatının hesaplanmasının neticesinde ben sizlere aman hisselerinizi ucuza kaptırmayın diye peş peşe eğitim videoları paylaşmıştım. Videolarım orada. Peki arkadaşlar, günümüze geldiğimizde şirketin mevcut finansallarını hani 1200 lira fiyat biçmişler. Bakalım. Evet, 2022'nin üçüncü çeyreği, 2023'ün üçüncü çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktiflerden değerlendirdiğimizde toplam aktif büyüklük içerisinde çalışma sermayesinin payı %60'tan yavaşça %59,5'a gerilerken reel olarak %37 artış kaydetmiş. Toplam aktif büyüklük içerisinde toplam sabit varlıkların payı yaklaşık %40'tan yavaşça o da %40,5'a artış kaydetmiş. Reel olarak %41,5 değer artışı sağlamış. Dikkat edin, işletmenin maddi duran varlıklarının öz kaynakları içerisindeki payı %79,5 yaklaşık olarak ve toplam aktif büyüklük içerisinde yaklaşık olarak %20 paya sahip. Birikmiş amortismanlarına baktığımızda toplam aktif büyüklük içerisindeki payı %4,26. Peki bu bize neyi ifade ediyor? Ve bakın, %17,5'tan %4,26'ya gerilemiş birikmiş amortismanların payı. Bu bize gerek maddi duran varlıkların öz kaynaklara oranıyla, gerekse maddi duran varlıkların toplam aktifler içerisindeki payının, birikmiş amortismanlar payının bir hayli üzerinde olması, kısa vadede mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir yenilemeye, bir modernizasyona gitme gereksiniminin olmadığını açık bir şekilde ifade ediyor. Bakın, bir modernizasyon, bir yenilemeye gitmek demek maliyet demek. Kasadan para çıkması demek, bir külfet demek. Hele bir de günümüzde finansmana erişmenin zorluğu göz önünde bulundurulduğunda. Evet, iki dönem arasında 83.474.641 TL'lik bir iktisadi varlık artışı kaydederken duran varlıkların öz kaynakları oranı %203'ten %163,5'a gerilemiş ama reel olarak %41,5 oranında artış kaydetmiş. Çalışma sermayesinin bileşenlerine şöyle bir göz attığımızda toplam aktif büyüklük içerisinde hazır değerlerin payı %9'dan belirgin bir şekilde yüksek bir oranda cari dönemde yaklaşık %19'a artarken reel olarak yaklaşık %186 hazır değerleri artış kaydetmiş, grafikten de takip edeceğiniz üzere. Brüt çalışma sermayesi içerisindeki payı da %15'ten hızlı ve yüksek oranda %31,5'a.
ticari alacakların payı toplam aktif büyüklük içerisinde %27,5'tan %19'a belirgin bir şekilde azalırken brüt işletme sermayesi içerisindeki payı da %45,5'tan %32'ye gerilemiş. Stoklar, toplam aktif büyüklük içerisinde stokların payı %19'dan yavaşça %18'e gerilemiş. Ticari alacaklardaki azalış, hazır değerlerdeki artış, stoklarda çok minik de olsa azalış, işletmenin reel olarak satışlarının artırdığının bir mesajını vermekte. Bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mutlak olarak işletmenin net satışları yaklaşık %4 artarken reel olarak gerçekte %38,24 artış göstermiş. İhracat gelirlerinin payı %68'den %52'ye gerilerken İthalat giderlerinin payı da %41,5'tan %37'ye gerilemiş. İhracatı gerileyen şirketlerin ithalatlarında da gerileme olması son derece olağandır. Niçin? Yurt dışı satış geliri azalınca yurt dışı ithalat giderleri de otomatikman azalır. Bakalım. Dış ticaret işlemler dengesine. Reel olarak ihracatın payı %47'den %53'e artarken ithalatın payı %43'den %57'ye artmış. Dolayısıyla burada işletme dış ticaret işlem açığı vermiş, cari açık vermiş. Hazır buradayken büyüme oranlarına bakalım. Toplam aktifler %39, yaklaşık %39 reel olarak artış göstermiş. Duran varlıklar %41,5 oranında artış göstermiş. Öz kaynaklar %75,5 artış göstermiş. Net dönem karı, ana ortaklık payları dahil yaklaşık %65 artış göstermiş. Evet. Peki varlıkları bu arkadaş nasıl finansmanını sağlamış bakalım. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı %52'den %47,5'a kısmen gerilerken uzun vadeli yabancı kaynakların payı %28,5'tan %27,5'a yavaşça azalış göstermiş. Varlık finansmanında toplam borçların payı %80,5'tan %75'e kısmen azalırken varlık finansmanında öz kaynakların payı %19,5'tan yaklaşık %25'e yükselmiş. Ve şirketin toplam borçları öz kaynaklarının 3 kat yaklaşık 3 kat üzerinde seyretmesi finansman açısından bir risk içerdiği görülmekte. Şöyle ki arkadaşlar, devamlı sermayesine bakalım bu arkadaşın. Evet, devamlı sermayeyi artırmış. Şirketler, daha önceki videomda da söylemiştim, varlıklarını genellikle öz kaynaklarıyla finansını sağlamak isterler. Öz kaynaklar yetersiz geldiğinde uzun vadeli borçlara başvururlar. O da yetersiz geldiğinde işletme sermayesi açığı doğar. Bu sefer kısa vadeli mecburen borçlanma yönünü seçmek zorunda kalırlar. Dolayısıyla işletmelerin öz kaynakları toplam borçlarına karşı güçlü olmak durumundadır. Bu da işletmenin yumuşak karnı, handikapı diyelim.
Neyse, onu göreceğiz. Bakalım kısa vadeli yabancı kaynak oluşumuna. Toplam kaynaklar içerisinde varlık finansmanında maliyeti yüksek finansal borçlanmanın payı yaklaşık %13'ten %8,5'a belirgin şekilde gerilemiş. Ticari borçların payı %32,5'tan %29'a gerilemiş. Gayet olumlu. Daha detaylı, daha kapsamlı inceleyecek olduğumuzda, evet. Bir önceki dönem 19 milyon yabancı para pozisyon açığı taşırken 13 milyon daha bir yabancı para pozisyon açığı yaratarak 32,5 milyon bir yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi yönetimine baktığımızda burada olumlu politikalar, gelişmeler olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Oranlama kaynaklarının kalemlerinin yüzdesel reel olarak artışından görmekteyiz. Kısa vadeli kaynak değişikliğinde finansmanda öz kaynağın katkısı %26,5 oranında artarken borçların payı %6,5 oranında azalmış. Öz kaynakların borçlara oranı %35 oranında artmış. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yavaş da olsa %2,5 oranında azalmış. Ticari borçların kısa vadeli borç içerisindeki payı da yine %2,5 oranında azalmış. İşletme sermayesi, net işletme sermayesi %198,5 oranında artarken maliyeti yüksek finansal borçların kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki payı da yaklaşık %27 oranında azalsa da net finansal borçları yine de yaklaşık %21 artış göstermiş. Ticari alacaklarıyla uzun vadeli kaynak değişikliğinde ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması %22 oranında azalması şirket açısından olumsuz bir başka gelişme göstermiş. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karlılık payı artarken net dönem kar payı yavaşça artış göstermiş. Devamlı sermaye yavaş bir artış göstermiş ve öz sermaye karlılık payı da yine yavaş bir artış göstermiş. Toplam öz kaynaklar yaklaşık %1 oranındaki çok düşük ödenmiş sermaye %156,5 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerinden oluşmakta. Öz kaynaklar içerisinde ödenmiş sermayenin payı çok düşük olması münasebetiyle şirket bir sermaye artırımına gidebilir. Şirket ortak karlılığına bakalım şimdi arkadaşlar. Evet, şirket varlık getirisi her ne kadar %24,5 artmış olmuş olsa da hisse senedi yatırımcısı açısından ortak karlılığı ne yazık ki yaklaşık %2 azalış göstermiş. Ama arkadaşlar yani bir de sektörel ve şirket faktörü burada muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. Bir orta, küçük ölçekli şirketle yüksek ölçekli şirket burada bu oran değişkenlik gösterebilir. Yani tolere edilebilecek bir azalış arkadaşlar.
Çünkü içsel sermaye yatırım, yani otofinansman işletmenin oldukça güçlü. Tek handikap burada toplam borçların, öz kaynaklarının 3 kat üzerinde seyretmesi öz kaynaklarını daha da güçlendirebilir. Şirket karlılık oluşumuna bakalım. Satışların sürümü %0,43 oranında azalmış. Yani 0,50 bile değil arkadaşlar. Dolayısıyla satış karlılığı %25 oranında artış göstermiş. Katkı payı yüzdesi değişken maliyetleri kontrol altına alamamasından ötürü yaklaşık %5 azalırken emniyet marjı %17 artmış. Ortak karlılığına baktığımızda borçların öz kaynaklara oranı %26 azalırken varlık karlılığı %24,5 artmış, borç maliyeti %34 oranında artmış ve net ortak karlılığı %5 azalış göstermiş. Karlılık kaldıracı da %414'ten %327'ye gerilemiş. Gelir tablosuna bakalım. Öyle aman aman yani güçlü bir bilanço demek çok zor arkadaşlar. Evet, satışlarına artırmış reel olarak ama öyle çok güçlü bir aman aman bir bilançoya göremiyoruz. O da neden? Sırtında bulunan finansman yükünden ve o bir yıl içerisindeki bir sene önceki aynı çeyreğe göre finansmanını düzeltme, daha iyiye getirme politikasını güttüğünü çok rahat görebiliyoruz. Yurt içi satışlar reel olarak %84, yurt dışı satışlar reel olarak %26 artmış. Şimdi arkadaşlar, sektör olarak yoğun rekabet içerisinde olması sebebiyle ve bu sektörün önümüzdeki sene bu reel satışları yakalayabilme konusunda benim tereddütlerim var. Evet, eskiden insanların otomobillerini 2 senede bir değiştirme, zevk için değiştirme gibi bir lükse sahiptiler. Bir keyfiyete sahiptiler, ihtiyaçları olmadığı halde. 2 yaşındaki arabasını değiştiriyordu adam. Ama şimdi bakıyorum, 40 sene gerideki 40 model gerideki arabalara alabilecek kapasiteye sahip olamadıklarını görüyoruz. O yüzden ama bu aynı zamanda da ticari araçlar da sattığından ama işte bilemiyorum arkadaşlar, bu tamamen ekonominin edilgenliğine bağlı bir durum. Bu büyüme şirketler önümüzdeki yıl sürdürebilecekler mi? Pek emin değilim. Neyse. Net satış hasılatı reel olarak %38-24 artarken maliyetler %35 oranında artmış. Satışların altında bir maliyet reel olarak artış nedeniyle gayri safi işletme karı %13'ten %15,5'a, reel olarak %61,5 oranında artmış. Faaliyet giderlerinin payı %3,5'tan yavaşça %4,5'a çıkmasının neticesinde de net faaliyet karlılık payı %9,5'tan yaklaşık %11'e artmış. Esas faaliyetlerden gelirlerin payı %0
63'ten %2'ye artmasının neticesinde de esas faaliyet karlılık payı %10,5'tan yaklaşık %13'e artmış. Reel olarak %72,5 artış göstermiş. Yatırım faaliyetlerinden giderlerin payı son derece düşük. Son derece düşük arkadaşlar. Dolayısıyla faiz vergi öncesi karlılık payı %10,29'dan yaklaşık %13'e artarak gerçekleşmiş. Finansman giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %2'den %2,5'a yavaşça artmasının neticesinde de vergi öncesi karlılık payı %8,5'dan %10,5'a artarak gerçekleşmiş. Bir önceki dönem vergi ertelemesinden ötürü gelirlerin payı %1'miş. Şimdi 0,70'e gerilemiş. Dolayısıyla ana ortaklık payları dahil net dönem kar payı %9,5'dan %11'e toplam gelirler içerisinde artmış. Reel olarak %65 oranında artış göstermiş. Evet, hazır değerlerdeki artışı nakit akış tablosunda da yakalıyoruz. Evet. Satışlardan giren nakitle satılan malın maliyetini karşıladığını görüyoruz. Şirket mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir dizi yatırımlara gitmiş. Oranın %100'ün altında kalmasıyla, evet, gelişmekte olan, büyümekte olan bir şirket izlemini veriyor. Vergi öncesi dönem karı da vasatın bitir üzerinde gerçekleşmiş. Fon kaynak kullanımına bakalım. Fonların %41,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Ana kullanım, evet, işletmenin maddi duran varlıklarına, yani yatırımlarına %33,24 fonlaması ana kullanım olmuş. Yatırım harcamaları ana kullanım olmuş. Net işletme sermayesi de biraz önce görmüştük %198,5 oranında artmış. Rasyolarına bakalım. Evet, likidite oranları artış eğiliminde, olması gereken değerlerde, risk içermemekte. Faaliyet oranları olumlu. Kaynak yaratma başarılı, özellikle faiz ödeme gücünün artması çok olumlu. Etkinlik oranları da son derece olumlu. Bakmadığımız bir yer kalmadı. Evet, hissenin değeri. Haftayı, ya daha doğrusu yılı arkadaşlar 739,5 TL'den fiyatlanarak kapatmış. Bakın, gitmez demiyorum. Asla böyle bir iddiam yok. Dörtlü rakamlardan madem bahsetmiş arkadaşlar. Ben o kadar, onlar kadar iyimser değilim. 3'lü rakamların en zirvesinde olabilir ama şu veriler doğrultusunda öyle 4'lü bir rakamlara tekamül etmiyor arkadaşlar. Ama bakın, bu demek değildir ki onların dediği gibi 1200 liraya gitmez. 2000 liraya bile gidebilir. Birisi alır götürür. Parayı bastırır piyasadaki hisselere. Alır götürür arkadaşlar. Veya bir haber çıkar. Bilemeyiz. Alır gider. Ama ben bu piyasada bastığım zemini iki kere yoklarım arkadaşlar. Burası öyle. 3 kişinin, 5 kişinin bir araya gelip fiyat belirlediği bir yerde o
kişisel birikimlerimi çok kolay feda edebilecek kadar cesur değilim. O yüzden temkinli olmanızda öneririm, fayda var derim arkadaşlar. Piyasanın da halini görüyorsunuz. 3 aşağıya 1 yukarıya, 3 aşağıya 1 yukarıya. Yabancılar için yok işte faiz oranı, yok dolar kuru falan filan. Yine piyasadaki ekseriyetin söylemlerini dile getiriyorsunuz. Arkadaşlar, herkesin durup baktığı yerden bakarsanız herkesten aynı şeyi görürsünüz. Açınızı ve herkesin baktığı noktadan değiştirin. Daha geniş açıdan, daha objektif olmaya çalışın. Yok dövizdi, yok efendim faizlerdi. Bunlar çok sağlıklı değerlendirmeler değil. Gerçeklerin arkasına gidin, görün. Onlar karınlarından konuşuyorlar. Onlar korktuklarından o şekilde konuşuyorlar. Siz olun. Kendi değerlendirmelerinizi, kendi görüşlerinizi daha objektif yapmaya çalışın. Bu konuda en güzel, en sağlıklı, en mantıklı yorumu Doktor Ali Gök hocam yapmış. Lütfen okuyun. Lütfen okuyun. Evet, bir başka model ve eğitim konusunda birlikte olmak üzere. Şimdiden herkese iyi seneler diliyorum.